Sevgili izleyiciler, neydi olacağı haber bülteninden umutlu öğlenler. Bu haftanın önemli bir özelliği var. Bu hafta neydi olacağının artık birinci yılına girdik. Bir sürü sürprizlerimiz olacak size. Tabii şöyle bir durumumuz var sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz bir yıldır programı sabah 10'da diye anons ediyoruz ama gördüğünüz gibi öğlen oluyor. Geçen gün bir teyze gördü beni markette. İşte Mehmetciğim diyor, ne oldu gene akşam uykun vardı diyor, herhalde kalkamadın sabahtan. Deyze'ye de anlatmaya çalıştım. Yani bir tek ben değilim sevgili izleyiciler. Yani bir ekip var ve hepsi uyuyor. Yani tamam, arada ben de uyuyor olabilirim. Misal, bak. Misal. Görüntü yönetmenimiz Hüda Avşaroğlu. Kendisini bir arayalım. Bakalım. Hello. İyi de kalktın. Tamam, bak, vaziyet bu. Vaziyet bu sevgili izleyiciler. Onun için yani bana bulmayın şeyi. Ha, nedir konu? Tamam, real yapalım bu işi. İkinci sezonumuzda neydi olacağı haber bültenini böyle bak, arar şimdi, arar ya, arayacın. Nedir abi? 12'de yapalım ya. Yani zaten nasıl şey Türkiye'de oldu ya, fiilen dediler başkanlık sistemine geçtik. Biz de fiilen zaten 12'de yapıyoruz. Dolayısıyla yani saat 10'da yapmanın, 10'da demenin bir manası yok. Şimdi sevgili izleyiciler, ha, gördüğünüz gibi bir de bardak değişti. İkinci sezona özgü olarak bardağı da yeniledik. Mi diyeyim yoksa bardağı, o birini kaybettik mi diyeyim? Yani o da ayrı bir konu, biliyorsunuz. Bir haftadır gayıp, onu da bulursak ne sevineceğimi inanamazsınız. Şimdi derviş de ben gördüm mü? Nerede gördün be? Sen çıkarttın yukarı. Tamam, bakar buluruz. Şimdi sevgili izleyiciler, bugünkü gündemimiz şu. Biliyorsunuz Amerikan Başkanı Barack Obama Küba'ya ziyarete gitti ve çok önemli bir ziyaret. Yıllardır yapılmayan bir ziyaret. Ve basın toplantısında beden dili derslerine konu olacak bir olay yaşandı. Önce bir görelim, izleyelim bu görüntüyü bir. Todo por la participación. We have concluded. Thank you for your participation. Şimdi sevgili izleyiciler, bir defa şunu tespit etmek lazım. Şimdi Barack Obama, Amerikan başkanı, şöyle geliyor bak. Şu şekilde, yani Raul Castro'nun elini sırtına atacak. Adam da küçücük. Yani atsa böyle baba oğul gibi duracaklar. Görüntü o. Ne yapıyor Raul Castro? O gelen eli böyle tutuyor adam ve diyor ki bunu ben yemem diyor yani. Bu beden dili golünü ben yemem diyor. Takdire şayan ne açıdan? Her iki liderde de bir beden dili eğitimi var. Yani hangi hareketle karşı tarafı tahakküm altına alabileceğini iki lider de biliyor. Biri teşebbüs etti, diğeri de defans yaptı. Şimdi bizde olsa, yani bu hareket bizde yapılsa, bıraktım KKTC'yi ha, Orta Doğu ve Balkanlarda herhangi bir lidere Barack Obama şu şekilde omuzuna elini atacak. Bıraktım böyle tutmayı, yani havada Raul Castro'nun yaptığı gibi, bizde hareket şu olur. Yani bir daha sar, bir daha at o elini omuzuma. Şimdi öyle bir şey ki, köpek de geliyor, nedir adı? Öyle bir şey ki sevgili izleyiciler, bizde bu övünç meselesidir. Barack Obama bana atacak elimi omzuma, yani biz o kadar bir samimiyiz. Yani hatta yani özelimizde birbirimize küfürlü konuşuyoruz. Obama, adam Obama. Yani böyle bir durum. Ama bizde olmaması enteresan oldu sevgili izleyiciler.
Neydi olacağı haber bülteninin birinci yılına ilişkin sürprizlerimizi önümüzdeki günlerde size açıklamaya başlayacağız. Ama en azından ilk sürprizi ben şimdiden, hani sürpriz de değil ya, ilk yeniliği şimdiden açıklayayım. Neydi olacağı haber bülteni yarın öğlen saat 12'de kıprospostası.com'da görüşmek üzere. Ve tabii ki Paksüt ile olacak. Paksüt'ü de açalım. Geçenlerde bir arkadaş dedi, geçen gün diyor dedin ki kutudan içme vitaminlidir. Biz de diyor gerçekten inandık. Ne bilsinler dedim, bardağı şu kaybettik. Paksüt ile neydi olacağı haber bülteni yarın öğlen kıprospostası.com'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.